Durum iyi mi? Hayır inşallah. İyi mi? Olur öyle. Tabii ki hiçbir şeyini kırmak istemiyorum. Benim açımdan baktığım zaman. Sabahları mesela geldiğimiz zaman. Burada uykusuz olanlar. Hazırlığımız gayet güzel gidiyor. Şu anda Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yaklaşık gençler ve 23 yaş altı olmak üzere 20 küsür sporcuyuz. Bir süredir en azından bu kadar kalabalık bir kamp yapmadığım için beni gayet motive ediyor bu kamp. Bizim için sezon muhteşem güzel başladı. Harika başladı. Yani kafamızdaki planlar gibi başladı. Bu sene ikinci Büyükler Avrupa Şampiyonluğumu kazandım. Madalyalarım arasında eksik olan Akdeniz oyunlarındaki madalyamı kazandım. Sikme'de ikinci oldum. Bu sene 23 yaş altında da yine kendimi test etmek amacıyla çok güzel dereceler yapıp nasip olursa bir Avrupa rekoru daha 23 yaş altında kırıp daha sonrasında sene sonu düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'ndaki Kolombiya'ya gitmeyi hedefliyorum. Asıl hedefim orası bu sene içerisindeki. Bütün çalışmalarımız, her şey buna adapte bir şekilde ilerliyor. Önemli olan Dünya Şampiyonası. Rakipler sağlam. Çünkü bizim bisikletlerimiz yeni değişti. İşte 67 kilo sikleti mesela olimpik sikletten tamamen kaldırıldı. 73 siklet olimpiye geçti. 81 siklet olimpikten kaldırıldığı için 81'deki adam 73'e, 67'deki rakiplerim 73'e doldu ve şu anda 73 sikleti olimpik olduğu bir yana gerçekten tam bir kurtlar sofrası oldu. Ama bir çekingemiz yok, bir korkumuz yok. Rakipleri böyle açıp sürekli inceleyebileceğimiz bir durum yok. Kendimize güveniyoruz, bayrağımıza güveniyoruz. Aldığımız güç, desteklenen şeyleri biliyoruz. Kendimize inancımız tam. Aynı Avrupa'da olduğu gibi, Akdeniz'de olduğu gibi, burada olacağı gibi ve Dünya Şampiyonası'nda da yine bu özgüvenle gidip orada da başaracağımız, kazanacağımız yarışmayı düşünerek, heveslenerek bayrağımızı temsil edeceğimizin gururunu sürekli o anki gibi yaşayarak gidip orada da en iyi dereceleri yapıp yine İstiklal Marşı'nı okutmak tabii ki bizim ilk temennimiz. Öncelikle benim için çok muhteşem bir deneyim olsa da benim hala içerimde kalayan ciddi bir ağır yara. Yani buradaki fotoğrafa da baktığımda yani aslında insanlar evet Furkan birçok sporcunun başaramadığını sen başardın ve oraya gittin. Oranın hissiyatını aldın demesine rağmen ben hala bu fotoğrafa baktıkça yapamadığım kiloları ve başarısızlığımı göz önünde bulunduruyorum. ...2024 Paris Olimpiyatları oldukça yakın. Çok kısa bir zaman var. O yüzden bu moda hiç düşmeden... ...iyi bir şekilde, sanki ilk defa olimpiyata gidecek gibi... ...sanki daha önce hiç olimpiyata gitmemiş bir sporcunun azmi, hırsı ve isteği gibi... ...aynı şekilde yine hazırlanıp... ...bu sefer elde edemediğim başarıyı elde etmek için savaşacağım. Artık bu konuda bir miktar da olsa tecrübeliyim. Kendimi yönetebilirim, krizi yönetebilirim. Her şey çok güzel. Bunun için gerekirse dışarıdan destek de alıyorum zaten. Psikologlar olsun, işte... Akıl hocalar olsun, eski sporcular olsun. Mesela şu anda AS Başkanımız Taner Sağır tarafından da tecrübelerinden oldukça yararlanıyorum. Antrenmanlarda bize destek, yani özellikle bana destek oluyor. Hareketlerde, yarışmalarda, krizi fırsata nasıl çevireceğim konusunda her yarışmalarda artık yanımıza geliyor. Bunlar benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü bu adamlar tarihi adını altın harflerle yazdırmış insanlar. Olimpiyatlarda, dünyalarda, Avrupalarda çok fazla dereceler ve rekorları olan adamlar. Ve şu anda onlarla birlikte çalışıyor olmak beni kesinlikle rakiplerinden 3-5 adım öne taşıyacak. Dediğim gibi 2024 Olimpiyatları sadece bir hedef değil, aslında bir nevi intikam olacak benim için. 2020'nin intikamını almak istiyorum. Çünkü burada da başarısız olursam gerçekten benim için çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Çünkü yıllardır bu işi yapıyorum ve bunun emeğini ben olimpiyatla istiyorum. Avrupa ve dünya sadece buralar için birer basamak benim için. Asıl hedefimiz olimpiyat. Asıl hedefimiz olimpiyatta bayrağı dalgalandırabilmek, kürsüye çıkabilmek. Halter Federasyonu seçimlerden sonrasında biz sporculara özellikle çok büyük katkısı oldu. Çünkü halterin içerisinden gelmiş. 40-45 yıl boyunca haltere emek vermiş, gönül vermiş bir antrenör olaraktan. Dediğinde yaptı, sözünün eriydi, sözünü tuttu. Şu anda başımızda elinden geldiği kadar güzel
bir savaş veriyor bizim için. Sürekli daha iyiye, daha iyiye, daha ileriye bizi taşımak için. Yarışmalar olsun, yarışmalardaki verdiği destek olsun. En önemli kısmı bu. Tartı saatleri koyuyoruz. Pazartesi ve cuma günleri. Erken kalksın. İçmeleri, yatmaları full kontrol değil mi? Evet, hepsi kontrollü. Yani...